Merhabalar, Beyza ile Craft Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Çilek Bebeğin ikinci partını çekeceğiz. Birinci partta neler yapmıştık? Kollarını ve bacaklarını yapmıştık ve gövdesini de bitirmiştik. Şimdi ikinci partta bebeğimizin kafasını öreceğiz ve dikeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda gözlerini, kirpiklerini ve kaşlarını nasıl yaptığımı da göstereceğim. İkinci partta sadece kafasını yapıyoruz. Üçüncü ve son partta da elbisesini, ayakkabılarını ve şöyle şapkasını yapacağız. Evet, vakit geçirmeden hemen kafasını örmeye başlıyoruz. Sihirli halkayla başlıyoruz kafasını yapmaya bebeğimizin. Bir tane zincir çektim. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 6 tane sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı kapattım ve hemen işaret ipimi yerleştiriyorum. İkinci sırayla devam ediyoruz. İkinci sırada her bir sık iğnenin tepesine çift batarak sıra sonunda 12 tane sık iğneye ulaşıyoruz. Üçüncü sırayla devam ediyoruz. Gene artırmalar yapacağız. Üçüncü sırada bir tane örüp bir tane artıracağız ve sıra sonunda 18 tane sık iğneye ulaşacağız. Şimdi dördüncü sırayı örüyoruz ve artırmalara devam ediyoruz aynı zamanda. 2 tane örüp 1 tane artıracağız ve sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi 5. sırayla devam ediyoruz. 5. sırada da gene artırma yapacağız. 3 tane örüp 1 tane artıracağız. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 6. sırayı örüyoruz. 6. sırada gene artırmalar yapacağız. 4 tane örüp 1 tane artıracağız ve 6 defa tekrar edeceğiz bunu. 6. sıranın sonuna geldiğimizde 36 tane sık iğneye ulaşacağız. Sırayı da tamamladık. Şimdi 7. sırayla devam ediyoruz. 7. sırada 5 tane örüp 1 tane artıracağız ve sıra sonunda 42 tane sık iğneye ulaşacağız. Evet, 8. sırayla devam ediyoruz. Gene artırmalar yapacağız. 8. sırada 6 tane örüp 1 tane artıracağız ve 8. sıranın sonunda 48 tane sık iğneye ulaşacağız. Şimdi 9. ve son artırma sıramızı öreceğiz. Şöyle 9. sırada 7 tane örüp 1 tane artıracağız. 48 tane olan sık iğne sayımız 54 tane olacak. 9. sıramızı da tamamladık ve 54 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi bu son artırma sıramız demiştik arkadaşlar. Bu sıradan sonra 14 sıra boyunca herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 54 tane sık iğnemizi 10. sıradan 23. sıraya kadar öreceğiz. Toplamda dediğim gibi 14 sıra. Evet, 23. sıraya kadar 14 sırayı 54 sık iğne halinde ördüm. Şimdi bu sıradan sonra azaltmalar yapacağız. Şöyle 7 tane örüp 1 tane azaltacağız ve 6 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 48 tane sık iğnemiz kalacak. 25. sırayla devam ediyoruz ve gene azaltıyoruz. 25. sırada 6 tane örüp 1 tane azaltacağız ve 42 tane sık iğnemiz kalacak sıra sonunda. Evet, 26. sırayı örüyoruz. 26. sırada 5 tane örüp 1 tane azaltacağız ve sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, bu aşamadan sonra gözlerini takabiliriz. Gözlerini nereye taktım, hangi aralıklarla taktım onu göstereceğim. Şöyle bakın, şuradan itibaren sayıyorum, şu tepeyi de sayıyorum. 19 tane sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet. 19'uncuya şöyle gözlerini takacağız. Böyle bol artıyorum. 10 milimlik göz kullanmıştım. Şöyle siyah kullanmıştım. Diğer bebekte. Buna da renkli yapmak istedim. Siz de dilediğiniz rengi yapabilirsiniz. Şöyle taktım arkadaşlar. Şimdi aradakini sayacağım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane saydım. 7. sık iğneye bu gözü de takacağım. Evet. Şöyle siyah ince bir ip taktım.
Ucunu düğümlememize gerek yok, arkadan bağlayacağız çünkü. Şöyle göz taktığım hizadan çıkıyorum. Şöyle. Burada ipi uzun bırakıyorum arkadaşlar. Sonra buradan giriyorum. Şöyle. Daha sonra şuradan. Çok büyük kirpiklere gerek yok. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Evet. Şöyle kirpini yapmış olduk. Şimdi göz etrafını işleyeceğiz. Şu en üst noktadan çıkıyorum. Şuradan. Şöyle. Daha sonra evet, buradan çıktım. Şuraya birleştiriyorum. Buraları daha kalın da yapabilirsiniz dilerseniz. Şimdi kirpiğini yapacağım arkadaşlar. Pardon, kaşını. Şöyle. Şu ipimize dikkat edelim. Küçük yapmıştım ben diğer bebekte. Bunu da biraz daha büyük yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Ve arka taraftan şu uçla birbirini bağlayacağım. Aynı şekilde diğer gözü de simetri olacak şekilde yapacağız. Gözlerini bu şekilde yaptık. Örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu gözüne beyaz işleyeceğiz. Onu en son bittikten sonra da işleyebiliriz. Şimdi 27. sırayla devam ediyoruz ve gene azaltmalar yapacağız. 27. sırada 4 tane örüp 1 tane azaltacağız ve sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. 3 4. Evet. Şimdi 27. sırayı tamamladık. 28 ile devam ediyoruz. 28. sırada 3 tane örüp 1 tane azaltacağız ve 24 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, kafasını da doldurdum. Şöyle. Gerekirse bittikten sonra biraz daha doldurabiliriz. Şimdi 29. sırayı örüyoruz. 29. sırada 2 tane örüp 1 tane azaltacağız ve sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. 29. sırayı da tamamladık. Şimdi 30. ve son sırayı öreceğiz. 30. sırada 1 tane örüp 1 tane azaltacağız ve sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. 30. sırayı da ördük. Bu şekilde tamamladık. Şimdi kafasıyla gövdesini birleştireceğiz. Nasıl birleştirdiğim ve nasıl diktiğimi göstereceğim. İpimi biraz uzun kestim arkadaşlar. Önce burnunu işleyeceğim. Şöyle alttan giriyorum. Şuradan çıktım, bakın. Ve küçük bir burun işleyeceğim. Bir tane daha yapacağım. Evet, bu sonuncusu. Şöyle alttan çıkıyorum. Burnunu bu şekilde yaptık. Evet, kafasıyla boynunu birleştiriyoruz. Şöyle arkadaşlar, şunu söyleyeyim, boyun kısmına kesinlikle bir aparat koymamız gerekiyor. Metal olabilir, böyle gördüğünüz gibi tel olabilir. Ben böyle bir metale şu şekilde ip doluyorum her tarafını. Daha sonra bunu bir kısmını gövdeye, bir kısmını kafaya yerleştiriyorum. Bunun için arkadaşlar şöyle şu elyaf cımbızıyla veya herhangi bir şeyle bu şekilde yer açıyorum. Şöyle. Daha sonrasında bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Burada boş kalan kısımlara bir miktar daha elyaf koyuyorum. Buna ip dolamamın sebebi arkadaşlar, herhangi bir zarar
vermesin diye bu şekilde ip doluyorum. Şu kalan boşluklara şöyle elyaf cımbızıyla biraz daha elyaf dolduracağım ki oralarda boşluk oluşmasın daha sonradan. Şimdi de geri kalan kısmını gövdeye yerleştireceğiz. Aynı şekilde cımbızla şöyle gövdeden yer açıyorum. Kalemle de olabilir arkadaşlar. Elinizde nasıl bir aparat varsa kolayınıza giden onunla yapabilirsiniz. Evet, böyle yer açtıktan sonra diğer kalan kısmını da gövdesine yerleştiriyorum. Evet, aparatı yerleştirdim. Şimdi şöyle kafasını düz tutuyorum ve dikmeye başlıyorum. Şöyle ilk önce şuradan. Şuradan alıyorum arkadaşlar, bakın. Şöyle. Daha sonra alta geçiyorum. Aynı şekilde bir tane alttan alıyorum. İpimi çektirerek dikiyorum ki orada bolluk oluşmasın. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar dikiyoruz. Evet, bebeğimizin kafasını da bu şekilde ekledik. Evet, bebeğimizi bu şekilde tamamladık. Boynunu diktik arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Buna boxer örmemize gerek yok. Şundan dolayı tulum giydireceğiz. Ama elbiseli bebeklerde mutlaka boxer ben örmeyi tercih ediyorum, örüyorum. Buna boxer'ını örmeyeceğim. Çünkü tulum giydireceğiz. Gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Videomuzun burada ikinci partın sonuna geldik. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.